Çoban. Görüşürüz oğlum. Günaydın. Günaydın. Ay sen de. Seni de perişan ettik ya. Akşamdan beri arabada. Estağfurullah Güzel Hanım. Buyurun araba burada. Üşümedin değil mi gece? Yok yok hiç sorun değil. Buyurun. Abi ruhsat torpilo da. Aa, hayırdır? Hadi atla bakalım. Gidelim de öğrenelim Suzan annenle erkek arkadaşının derdi neymiş. Atla. Tamam o zaman. Ben sana yolu tarif ederim. Bir ol. Söyle evdekileri merak etmesinler. Ben Murat'la İzmir'e gidiyorum. Perihan, biraz çabuk lütfen. Kahvaltı yenecekler. Tamam Muazzez Hanım, tamam. Günaydın. Gel Birol abi. Çay vereyim mi? Olur. Sen Gülizar Hanım'ı, havaalanı... Sen ne çabuk gittin geldin ya? Ben gitmedim. Murat Bey kendisi bırakacak Gülizar'ı. Nereye? Havaalanına mı? Sanırım karayolunu kullanacaklar. Karayolu derken? Birol abi. Senin de var ya Muazzez Hanım'ı görünce korkudan bir bütün konuşman değişiyor ha. Ay Birol aşk olsun yavrum ya. Ay, anlatsana şunu sakin sakin. Murat Bey kendisi götürecek Gülizar'ı. Gülizar Hanım da dedi ki söyle evdekilere dedi. Bizi merak etmesinler dedi. Biz damatla İzmir'e gidiyoruz dedi. Anneciğim. Gülizar'a da bir servis koy Fatoş. Gülizar Hanım gitti diye. Gitti dedilerdi bana da o yüzden şey etmedim. Gitti mi? Niye gitsin canım? Söyleyin Veysel'e bulsun getirsin kızı. Aman babaanne uğraştırma insanları. Yüz bulamadı geldiği çöplüğe geri dönmüştür. Nereye gidecek başka? Herkesin derdi başından aşkın. Ayrıca bugün teslimat günü. Yani işi gücü bırakıp sokak faresi mi arayacağız? Fatoş dikilme çay servisi yap. Muazzez! Ayrıca kızın ayağı öyle değil küçük hanım. Ben babanıza bir söz verdim. O kızı torunlarımdan ayırmayacağım diye. Daha babanızın toprağı kurumadan verdiğim sözü çiğneyecek değilim. Buyurun hanımefendi. Veysel'e söyle Gülizar'ı bulup getirsin sofraya. Ben de tam onu söylemek için gelecektim. Birol Bey az önce aşağıdaydı. Küçük hanım size haber göndermiş. Sabah İzmir'e gitmiş. İzmir'e mi? Ne güzel bir haber sabah. Tek başına İzmir'e gitmek de ne demek? Tek başına gitmemiş efendim. Murat Bey'le gitmişler sabaha karşı. Arabayla. Şaka yapıyorsun değil mi Muzi? Murat'la mı? Yanlış duydum herhalde. Ay inanmıyorum gerçekten. Veysel bir baksın bana. Tabii. Hayır canım yok. Havaalanına falan götürmüştür onu. Niye gitsin İzmir'e işi gücü bırakıp? Bana haber vermeden hem de. Birol gerizekalısı yanlış anlamıştır. Gerçekten. Günaydın. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Kapattı. İnanamıyorum. Telefonu toptan kapattı. Veysel sen nasıl bir şeyden haberin yok? Herhalde Suzan Hanım'a bakmaya gitmiştir kız. Büyük hanım. Murat da işte yani kız yalnız kalmasın diye düşündüyse... Hay Allah ben ne diyeceğimi bilemedim. Murat çok erken çıkmış evden ya yani ben uyurken gitmiş. Bir de Suzan Hanım çıktı. O kim Veysel Efendi? Sorabilir miyim? Gülizar'ı büyüten kadın. Oo, siz konuya herkesten daha fazla hakimsiniz vallahi. Bir evin büyüğü olunca her şeye hakim olmak icap eder Nazan Hanım. İsteseniz de istemeseniz de uçan sinekten bile haberiniz oluyor mecburen. Hayır benim anlamadığım, senin sözün hangi ara samimi oldu o kızla Minacığım? Hayır şoförleriniz ne güne duruyor? Damada mı kaldı dış kapının dış mandalını ta İzmirlere götürmek? İş güzellik yani. Ah.
Beni her nereye gittilerse iyi kucakta yanlarına götürüyorsun Veysel abi. Ben sözümü geri alıp geliyorum. Sen de o pisliğin geldiği yerde kalmasını ve bir daha asla bize bulaşmamasını sağlayacaksın. O yüzden hemen şimdi çıkıyorum. Ne münasebet? Artık o Murat'ın adını bir kere daha ağzından duymayacağım. Bizi küçük düşüren o saygısız kızın şoförlüğünü yapması bize büyük hakaret. Mine kızım. Veysel sen çık. Kimse bir yere gitmiyor. Hayır Veysel abi. Yeter. Mine kendine gel. Kendine gel. Biraz gururlu ol. Ağırdan al. Ne bu böyle ölçüsüz ölçüsüz lakırdılar? Aklını kaybetmiş gibi. Hem de sözlünün babasının önünde. Sözlü mözlü değil artık onlar Valide Hanım. Bence de damadın tarafını seçmesi gerek. Beni Murat'tan hiç kimse ayıramaz. Anne, ya sen de fırsat arama. Her şeyi planlı yapıyor o kız, görmüyor musunuz? Duygu sömürüsü yapıp kandırmıştır Murat'ı. Kibarlığını istismar etmiştir. Sırf bizi kendi seviyesine çekmek için. Kim bilir ne işler açacak çocuğun başına. Hayır, ben buna izin veremem. Siz bu işi bana bırakın. Sen de çeneni kapat, doğru odana. Ben bu işin aslını aslarını öğreneceğim. Bakma odana hemen. Yangına körükle gitme camdan. Murat bizim düşmanımız değil, damadımız olacak. Onun gerçek yüzünü görünceye kadar ben annelik görevimi yapacağım. Murat açıkça tarafını belli etti. Bana ihanet etmiş kocamın kol kanat gelecek. Sonra da benim kızımla evlenecek. Öyle mi? Zor biraz. Gelin hanım. Böyle yaparak kızını bir uçuruma sürüklüyorsun. Hemen kendini toparla. Yoksa ben seni kendine getirmesini bilirim. Hadi. Ya aç şu telefonu Murat, aç! Allah kahretsin ya! Çıldıracağım. Vice. Demek Yahya'nın oğluyla evin prensesi kuytularda aşk yaşıyor. Güzelmiş. Ama süper klişe. Bir sözlü yüzyıl. Çok sürmez. Kardeş acı söyler. Kardeşmiş. Ne kardeşi be, ne kardeşi? Ay Murat. Murat ama çok pis soracağım bunun hesabını senden, görürsün. Ya elin süprüntüsünü, gizmileri götürmek ne ya? Ya kafayı yiyeceğim ya. Ha, tamam yine sakin ol. Ne? Şey, çarşafları değiştirecektim. Değiştirme Perihan, hadi çık. Değiştirme, hadi 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 çık. Bırak. Perihan yavaş. Veysel. Aa, buyur abla. Senin bana söylemediğin bir şey var. Nedir bu Suzan meselesi? Bu kız nasıl bir belanın içinde? Abla. Durum berbat. Ben Suzan bu pavyon işlerini bıraktı zannediyordum ama bırakmamış. Üstelik bir de çalıştığı yere çok miktarda para borçlanmış. Bu defa da patron borçlarına karşılık Gülizar'ı istemiş. Hayır, malum onları da pek kibar istemezler biliyorsun. Ben de tam olayların üstüne düşmüşüm. Yani gittim ben Gülizar'ı oradan aldım ama şimdi bu defa Suzan orada kaldı. Belli kadının başı çok büyük derde girdi orada. Neyse Allah'tan rahmetli Mehmet Rıfat Bey'in sanki içine doğmuş gibi beni tam gününde saatinde gönderdi oraya. Tamam ben şimdi Gülizar'ı çektim çıkardım oradan ama bu defa Suzan kaldı. Yani adamları oyalamak için. Kendi kendime kızıyorum ya, diyorum niye bıraktım ben o kadını orada. Sonra düşünüyorum, diyorum ki yılların pavyon şarkıcısı, kadın başının çaresine bakar artık. Hayır hani bir sürü silahlı adam vardı orada. Sonradan başkaları da geldi, orası daha da kalabalıklaştı. Yani başka çarem yoktu. Ya Gülizar'ı oradan çekip çıkaracaktım ya da... Ay güzel Allah'ım, ay güzel Allah. Ay neler olmuş. Nelerin içine düşmüş torunum. Hani bitmişti bu fasıllar?
Hani mazmut bir hayat yaşıyorlardı böyle sessiz sedasız ha? Hani? Aman abla, aman 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 o Suzan var ya o Suzan. Bu 5 dakikada 10 tane yalanı ipe dizer o Suzan. Hayır ben her türlü ihtiyaçlarını da gönderdim. Yani bu kadın bu parayı kumara mı yatırdı? İçkiye mi yatırdı? Bilmiyorum.